Değerli arkadaşlar, herkese selamlar olsun. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu 271 yeni kadro hakkında konuşacağız. Başvurular başladı ama henüz sisteme düşmedi. Düşmediği için de birçok dostum, "Hocam başvuru yapamıyorum, nereden başvurulacak, başvuru linki nerede, nasıl bulacağım" gibi birçok soru aldığım için bu videoyu çekmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Ben zaten takip ediyorum. Başvuru başladığı takdirde veyahut da sisteme düştüğü takdirde sizlere bilgisini aktarmış olacağım arkadaşlar. Zaten resmi gazetede yayınlandığı için sıkıntı olmayacaktır. Bunun ilanı bugün içerisinde veyahut da en kötü yarına kadar sisteme düşer diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Normalde bugün başlaması gerekiyordu. Çünkü başvuru başlangıç tarihi 06.06.2022 olarak geçmiş durumdadır. Yani bugün itibariyle başlamış olması lazımdı. Belki bu akşam sisteme düşer, bilmiyoruz. Üniversitemizin internet sayfası üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz gibi bir bilgi verilmişti. Hatta gösterelim size de, üniversitemiz web sitesinden online başvuru şeklinde yapılacak gibi bir açıklama yapılmıştı. Ve hatta beraber incelemiş olalım arkadaşlar. Ben resmi internet hesabındaki linke tıklamış olayım. Beraberce bakmış olalım arkadaşlar. Hatta bunu Chrome üzerinden açayım. Evet, burada normalde yayınlanmış olması gerekiyordu. Duyurular kısmından bizler bakmış olacağız. Şöyle duyurular kısmına geleyim. Oradan da daha kolay ulaşım sağlamış olacağız arkadaşlar. Duyurular kısmına tıkladığım takdirde tüm duyurulara buradan ulaşım sağlamış oluyoruz. Personel ilanlarına baktığımız takdirde maalesef ki henüz sisteme düşmemiş durumdadır. Düştüğü takdirde buradan aslında bizler kontrollerimizi yapacağız. Buradan başvurumuzu yapmış olacağız. En sonki duyuru 2022 yılı norm kadro planlaması şeklinde bir duyurusu vardı. Yine zaten geldiğinde, başvuru başladığı takdirde sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Ayrıyeten bir form doldurmanızı isteyecek başvuru başladığında. O forma da aynı bu şekilde ulaşmış olacaksınız. Formlar sekmesinden bizler 4B müracaat formunu doldurmuş olacağız. Zaten bu linkleri açıklama kısmına bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde bu sayfaya ulaşım sağlamış olacaksınız. Merak etmeyiniz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi endişeye kapılmayın. Henüz sisteme düşmemiş. Düştüğü takdirde başvuru nasıl yapılır gibi önemli bilgiyi de zamanı geldiğinde değinmiş olacağız. Muhakkak diğer tüm atamadan ve süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.